Ay kuşlar o kadar güzel ki. Ne? Kuşlar. Neredeler göremiyorum ben. Suya yansıyor bir de solunda. Ben de diyorum şuradan suya olta mı atsam? Alabalık varmış burada. Yasak değil midir ya? Yasak mı? Evet. Yok ya niye yasak olsun aşkım? Suda çok enteresan şeyler yüzüyor. Ben de yüzeceğim birazdan. Artı bir. Ay günaydın. Ay günaydın. Ne haber? Ne haber? Gel. Gel. Dur bekle. Bekle burada tamam mı? Şimdi burada bekle. Ben oraya gideceğim. Benim yanıma geleceksin tamam mı? Bekle. Ay güzelim. Ay, pek sevmedim diye bunları yapma bana yapma bana. Gel gel buraya gel. Gel amuda kalkacağız. Hadi amuda kalkıyoruz. Bir, iki, üç. Gel gel gel. Gel gel. 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 Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Önümüzdeki kurbanda bekliyorum. Malları getir. Oha nasıl yutuyor? Yutmak ne demek? Cihan gel çekiyor, boş ver içine ya. Çekiyor içine çek. Gel gel. Cihan lütfen gitme. Dur dur Cihan. Dur. Şu toprağı bir bassana direkt içeri at. Görünüyor seni. Zaten baksana. Bak bak nasıl aldı beni. Ana. Gidiyor. Cihan gidiyorsun. Vallahi gömdürüyor. Seksi bacak şovumuzu da yaparak başladık bugün de. Şanslı mı bayansınız? Ama önce bana geçmiş başarılarından bahset. Vallahi. Koşu geçmişinde neydi sen? Atletti miydin sen? Atlettim. Atlettin. Fanil oldun sonra ne oldun? Bir şeyler daha aldın sen. Evet. Buradan başlayalım. Buradan başlıyoruz. Ben sana 1, 2, 3 saniye veriyorum. Korktun mu? Daha fazla senin. Ne? 10 mu vereyim? Hayır. Sana 3 saniye benden. Başlıyorsun. Bak şurada şey var ya. Bak şurada yerde yatan bir büyük kargı evet. Gibi bir şey var. Oraya gidip buraya geri gelme yarışması. 3 saniyem var. Abi şu şeyi alan. Kazanır döndüğünde. Tamam mı? Evet. Hadi o zaman dur. Öf korktum Allah'tan. Böyle parmaklar böyle. Bir. Ben üçe kadar sayacağım sen gitten sonra. İki. Başla. Bir. İki. Üç. Kazandın canım. Gel bir merasim görelim patlatalım seni. Nasıl bir hani bana kalmadı. Kazandım. Bunu ödül olarak götürelim. Bunları toplayayım mı? Masanın üstüne mi koyayım? Kliment olarak. Niye masanın üstüne koyasın? Böyle koy işte. Böyle koydum. Yastıklar ya. Burada. Pardon.
Yalnız farkında mısın? Arabaya bindiğimizden beri sürekli bir yerlere evet, vurup duruyorsun. Yalandan mı yapıyoruz anlamadım. Hayır, yalandan yani değil. Büyütelim arabayı diye. Hayır, o başka. Yani için biz mi kilo aldık? Büyüdük mü biz? Nedir? Hayır, küçüldük aksine. Araba küçük gelmeye başlamış ya. Kolumu çıkardın. Bu da bahanen mi? Çok üzüldüm. Moraracak orası. Sağ ol. Ne oldu güzelim? Hoppa 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 hoppa. Al bakalım. Bye bye. Hadi. Şimdi atletizm yeteneklerinden sonra biraz da şoförlük yeteneklerini görelim Ebru'nun. Kameraya da yumruk attı bir güzel. Kung fu yeteneklerini de gördük. Heh. Bir şey söyleyeceğim. Ha aşkım. Ben şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. O yüzden önce bir şey demeden mesela kemerimi buradan takacağım. Önce şunu indireceksin bak. Bu adaptandır. Şoför hoca bunu indirir. Tamam mı? Tamam. Par vurdun mu? Par demin de sen. Kolumu kırdın. Özür dilerim. Taktın. Tamam. Şu tespitten önce birazcık oyna şöyle bir. Bunu öne alabiliyor muyum? Alırsın. Ön geri her yer var orada. Çek. Çek. Daha almak istersen alabilirsin. Yok, iyi. Değil mi? İstiyorsan şu sırtlığını da daya. Olabildiğince ortopedik bir sürüş istiyorum çünkü senden. Çek 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 çek. Çok iyi oldu şu anda. Evet, çok sen canlıyım. Kullanıyorsun. Şu vites boşta değil mi? Boşta şu anda. Bütün Türkiye şu anda senin. Debriyaj bastım. Onları biliyorsun sen. Bak bütün Türkiye şu anda senin şoförlük yeteneklerini tepeden drone'la izleyecek ona göre. Bu bir mi? Sağdakiydi değil mi şey? Sağdaki gaz. Ortadaki. Onu ben de unuttum. Soldaki debriyaj. Kaldırırken basıyorsun. Evet, bakıyoruz şu ayaktaki çok mu basıyorsun? İnceliğe bakıyoruz, estetikliğe. El freni indirdin mi? Yok. Onlar da var bizim arabada, o teknolojiler daha geçmedi. İndirdin. Dur, o zaman frene basacağım. Hiç yanlış söylemiyorsun. Hiç, kaymaz bu da kaymaz, korkma. Tamam mısın? Benim nasıl ehliyetim var ya? Abi ama bir ara veriyorlardı, peynir ekmek gibiydi o bir ara. Hala da öyle değil mi? Evet, bakıyoruz ayaklara. Kaldır, indir, hadi. Yavaş yavaş dedi kendisi. Tamam, çok iyisin. Ben drone'a geçiyorum, bir izleyelim bakalım ne kadar iyi kullandığını, tamam? Böyle gitsem yeter. Aa, drone'u unuttuk orada, dur. Bir dakika, bir dakika. Evet, senin için yeni kayıda bastım. Sen deyiz gülüm. Debreyaj. 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 Evet, terimlerle başladı şu anda hayatımıza kattığı yeni. Canım, bunun bir şey var, elimi sıkıştırdı. Ona ayağına da dikkat et, takılı kalmasın. Evet, Ebru şu anda yola çıkıyor arkadaşlar. Bastı gaza. Müthiş bir kalkış. Her şey burada kayıt altında olay biraz göre. Kötü oldu ama kalkış. Hayır, çok iyisin. Çok iyi kalktın. Ya biraz şöyle biliyormuş gibi. He. Biraz gaz ver yalnız. Drone. Böyle böyle. Bu ne diyor? Bu kadar. Müthiş düzlükte gidiyorsun bak. Evet, hoşuma gitti. Önünde viraj var. Orada çevirmeyi düşünüyorsun değil mi direksiyonu? Yok. Harika gidiyorsun ya. Öyle dedim bak, panik oldum hemen. Çok iyi gidiyorsun. Ne, virajı görünce mi panik oldun? Viraja bakalım. Evet, şu anda Ebru'nun panik olduğu virajı görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 180 derecelik keskinlikte bir viraj. Cihan, bir şey söyleyeceğim. Ben bazen motorumla 20'de gidiyorum. Bu kadar mı gidiyorum? Motorda öyle hissetmiyor maalesef, insan. Maalesef. Ya motor kullanan insan bir kere her türlü minibüsü kullanır bana sorarsan. Daha neler. Tabii. Cihan, bayağıdır gidiyorum, bir dakikadır falan. Nereden baksa 5 liralık benzin yaktı şu ana kadar. Harikayım. Çok iyi gidiyorsun ya. Kuş var. Bak, etrafında yuvarlaklar çiziyorum seni izlerken. Sol bacağıma kramp girdi, normal mi? Biraz ortadan gidiyorsun ama. Ne yapacağım? Yorumlarda şey gördüm, çok ortadan gidiyorsun. Biraz sağdan gideceksin. Ama araba yok, o yüzden rahatmışım. Biraz sağdan git bakalım ya. Ya gerek yok şimdi. Ya nasıl gerek yok? Trafik kurallarına uyacaksın. Diyelim ki dünyada tek başınasın. Tamam. Yine de trafik kurallarına uyar mısın? Ben... Akbabalara bak. Yazarım, uyarım sonra. Akbaba mı? Ne bileyim. Kartal Tibetler. İyi gidiyorsun. Hadi şimdi burada biraz hız testi yapıyoruz. Artık bırakıyorum, yola çıktım. Hayır, çıkarsın, gidersin. Yola çıktım. Bak, canım. İlk panikleme anında bırakıyorsun. Karşıdan ama araba gelirse... Ama ilk panikleme anında sağa çekiyorsun. Tek bir şartım anlaştık var. Anlaştık mı? Bir de giderim. Bir de arabanı bozdu, arabayı bozdu. İşte şimdi mahvoldum. Hiçbir şey olmaz. İşte şimdi mahvoldum. Hiçbir şey olmaz. Çok güzel, profesyonel bir geçiş yapıyorsun. Bak, aradan var ya, yemin ediyorum tır geçerdi ikinizden. Bay! Önce debriyaj mı, fren mi? Bas gaza, devam et ya. Bak, ilk stres anında alacağım, söz veriyorum. Yola geldik. Aşkım, ilk stres, aşkım, korku... Yola geldik. Peki, tamam, bugünlük bu kadar o zaman, bay bay.
Nasıl manzara? Çok güzel. Fokusu kime yapayım? Çileğe mi, sana mı, bana mı, domates tabağına mı? Sana yakışır be fokus. Bana yaptım. Hangi gözüme? Solsa ortadan gidiyorum. Heh. Selamlar arkadaşlar. Bir merhaba demeyeceğim arkadaşlar. Ay merhaba. Ya o kadar zaman geçti, karavandan ama seslenmedi Cihan, kimseye. Orası doğru da saat 6'da kalktık. Saat 1 şu anda. Kaç saattir ayaktayız ya. Ben şimdi merhaba dedim mi demedim mi unutmuşum. Evet. Herhalde demedik diye şu anda merhaba dedik sizlere tekrardan. Uzun zaman sonra karavandan ilk defa sizlere merhaba diyoruz. Ve uzun zamandan sonra ilk defa karavanla böyle kaç gün yollarda olacağız biz? Bir hafta 10 güne yakın. Bir böyle rotaya çıktık. Antalya'ya gidiyoruz. Biz Antalya'ya gidiyorsak anlayın ki o işin içinde bir ticaret var arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Bir hayırlı bir iş vardır o işin içinde. Antalya'ya gideceğiz. Arabamızı boyatıyoruz arkadaşlar. Boyatıyoruz vallahi yine. Ve rengi bilmiyoruz. Yine. Rengi bilmiyoruz. Şöyle bir durum var. Şimdi araba vizeye girecek döndükten sonra. Eğer arabanın rengini tamamen değiştirirsek, şu anda çünkü ruhsatta kahverengi diye yazıyor. Tamamen değiştirirsek tekrar işte arabanın rengi değişiyor, vizesi yapılıyor. Ruhsat değişmesi gerekiyor. Noterde de işlerimiz çıkıyor. Evet, ama kahverengi bir tonunda yaparsak o işlere hiç girmeyeceğiz. Evet. Yani ben diyorum ki bence kahve tonu olsun. Ama farklı mesela. Hani böyle üstü farklı, altı farklı. Ama öyle de olmuyor. Yani sen arabayı birden fazla renk yaparsan bu sefer renkli diye geçiyor. Yine ruhsat işi çıkıyor noterde. Bence bizim ruhsatımızda renkli yazıyor olabilir. Yok, kahverengi yazıyor. Cappuccino yazıyor bizim. Hayır, kahverengi. Neyse, bakacağız ona. Yani değiştirmek istersek siz ne önerirsiniz bu arada? Seçenekleri söyle şimdi. Zibilyon tane renk var. Nasıl? O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Biz Instagram'a pazar günü bu videoyu yükleyeceğiz. Pazar günü bir anket açalım. Açalım. Yeşil. Evet. Yeşil beyaz mesela. İkinci rengi biz seçelim. Şimdi bu dediğinde tamam. Eğer samimiysen %100 anketin sonunda çıkacak olan rengi kesin boyatıyoruz. Tamam. Söz mü? Söz. 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 Kesme biçme montaj yok. Instagram'dan söz. Şey silme yok. Tamam. Aldığınız sözü. Bu araba bundan sonra siz ne istiyorsunuz o renkte olacak arkadaşlar. O zaman pazartesi yapalım. Pazar günü yorumlar gelsin. Hangi renk saçma daha bir çok? Saçma bir renk. Pembe seçmesinler. Yok, seçmezler. Onlar bizim canımız. Ya pembe de güzel bir renk de hani ben sevmiyorum pembe rengini. Ben de pek sevmem. Neyse, arabamızın renkleri ne olacak? Şimdi söyleyelim. Arabamızın renkleri. Bence şöyle bir şey yapalım. Pazartesi yapalım bu arada şeyi, olur. Anketi. Ben anlamadım. Pazar günü de siz yazın bize hangi renklerden anket yapalım. Ha, yorumlarda yazalım. Çünkü ben şu an bilmiyorum yani kahverengi. Hiç düşünmedik. Sıfır. Belki yeşil olabilir. Doğayla uyumlu, güzel olabilir. Ha, biz onların dediği renklere göre seçip oraya yazacağız. Evet. Yazmasa deve tabanı, at kestanesi. En gibi. Çok yorum alan. En çok ne alan? En çok yorumlarda en çok geçen 5 renk. Evet. 5 rengi seçip Instagram'dan anket yapıyorsun. Evet. Yapmayan. Yapacağım. Ve o rengi boyatacaksın. Evet. Tamam. Sonra da arabayı satmayı planlıyoruz bu arada arkadaşlar. Bakalım. Orası ya, kısmet. Evet. Biz arabayı geçen bir sene oldu biz arabayı satmayı planına gireli. Evet. Ama bir türlü satamadık. Bir seneye de geçti. Arabanın içini yaptırdık. Satarız dedik. Satamadık. Şimdi dışını yaptırıyoruz. Satarız diyoruz. Bilmiyoruz ne olacak. Satar mıyız, satmaz mıyız ama artık arabayı büyütmenin vakti geldi gibi geliyor. Niye? Çünkü biz artık bu arabayla birçok şey yaşadık. Sizlere de bununla paylaştık, yaşattık. Biz deneyimimizi, hevesimizi bu arabadan artık aldık ve yeni sahibinin de tertemiz, cix bir arabayla bizim gibi güzel kamplar yapmasını isteriz. Kopabilirsek tabii. Ha, kopabiliriz. Arada bir gelir, severiz onu. Bir şey yaparız, izin verirse kendileri. Satarsak eğer, bunun bir büyüğünü Ebru'nun yine yıllardır bana söylediği ama benim bir türlü kopamadığım o geri kafalılığımdan dolayı bu efendim. Arabayı elden çıkaramadığımı, çıkaramamamı şu anda artık unutup yeni bir araba alıp onu büyük bir araba içinde yaşanabilir. Büyük derken orta boy. Orta boy, çok da öyle. Tabii yani hayvani bir şey değil. Bizim için çünkü her zaman söylüyoruz, bizim için gezmek, görmek, bir sahile inmek, denize ayak sokmak her şeyden önemli. Evet. O yüzden hani içeride geçireceğimiz vakittense dışarıda geçireceğimiz vakiti düşünerek orta boy bir araba yapmayı düşünüyoruz. Bunları yaparken tabii ki yine şimdi burada bir sonuçta bir para harcanacak, büyük paralar harcanacak bu işlere. Hani YouTube'un da istediği bir şey var ya, senin yeni ve güzel şeylerle hep piyasaya çıkmanı istiyor. Evet. Herkes öyle. Mesela Tarkan. Bugün Tarkan 8 yıl. Yeni bir albüm çıkaracak. Çıkaracak. Albüm çıkarmasa bile mini konserler verecek. Bir şeyler yapacak yani o adam. Kendini yenileyecek. Biz şimdi kendimizi karavan konusunda yenilemek zorundaysak eğer, YouTube'daki bu işimizi de ilerletmek adına karavanımızı büyüteceğiz. Satıp daha büyüğüne geçeceğiz diye umut ediyoruz. Bakalım. İnşallah. Göreceğiz. Renkleri sizden bekliyoruz. Bekliyoruz. Sabah 6'dan beri yemek yemiyoruz. Yemedik. Şimdi yiyeceğiz. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun.
sanki böyle dünyanın yarısını görüyormuş gibi. Çok özel bir yer burası be. Patara Kum Tepeleri Fethiye'ye yaklaşık 70 kilometre arkadaşlar. Olur da Fethiye'ye gelirseniz, yolunuz düşerse mutlaka buraya da gelin. Yol bir saat sürmüyor. Patara'da kalınacak yer var mı derseniz de çok fazla bir tesis yok bildiğim kadarıyla. Belki bir merkezinde çarşısında dolaşırız, bir yemek yeriz. Hı hı. Hem görürüz, size de gösteririz. İnanılmaz rüzgar var şu anda. Eğer sesim size gelmiyorsa kusuruma bakmayın. Gördüğünüz Patara plajı işte. Türkiye'nin en uzun kum plajlarından bir tanesidir burası. En güzellerindendir. Şuralar falan küçük görünüyor ama devasa yani. Bayağı böyle bir filmin içindeymişiz gibi. Hatta şu anda Fas'ta bile olabiliriz. Değil mi? Eski işte çöl filmleri Yeşilçam'ın burada çekiliyormuş. Evet, çok güzel. Buradan kimler geldi geçti, kimler bastı? Şurada kimlerin izi var Allah biliyor. Zeki Mürenler, İbrahim... Cihan burada yılan var mıdır? Mümkün değil. Burada varsa şey vardır, yeraltı canavarı var ya. Alttan gidip çıkıyor, o vardır. Vallahi en kilit noktaya da geldin oturdun ha. Çok güzel Cihan ya. Bence de çok güzel. İnsan kendini böyle bir film setindeymiş gibi hissediyor. Değil mi? Çek bir tane film yavrum, senin filmlerin ünlüdür. Burada bir film çekiyoruz tamam mı o zaman şimdi? Bugün. Bugün şimdi. Tamam. Yarış yapalım hatta. Evet. Beğenin kazananı da takipçiler seçsin. Tamam, takipçiler seçsin ve kazananın istediği renk 10 oy hakkı olsun. Tamam. Tamam. O zaman 30 saniye. Tamam. 20 de olabilir, 30 çok olur belki. 20'şer saniye film yapıyoruz. Tamam, nasıl? O zaman ilk benim filmim giriyor, tamam. Nerede şimdi yayınlanacak? Bir saniye. Kan şimdi ver, altın portakal ver. Onu film sonunda karar veririz. Nasıl olacağını bağlı. Tamam. O zaman şimdi benim filmim yayınlanıyor. Önce seninki mi? Önce benim. Sen kafanda kurup gelmişsin filmi galiba. Ya şunu yanıma aldım ama hani bir şey yaparım diye, böyle şey filmsel mi falan. Katılayım mı? Ne yapayım? Uzun yıllar oldu katılmayalım. Lan ayağıma bastım. Ebru'mda bana tırnak barucunla. Ay! Başka yok değil mi? Yok. Ön koltukta benimkiler var. Şu anda sağdan soldan her yerden müthiş müzikler var. Bir taraftan etnik doğu müzikleri çalıyor. Diğer taraftan ne çalıyor? DJ Tiesto var. Bak burada kibariye başladı. Biz böyle her plajdan sonra kurtları dökeriz abi arabaya. Doğru mu? Hiç rahatsız oluyor musun? Kurtlardan mı? Hayır. Mesela şimdi böyle işte karavancıların korkulu rüyasıdır. İşte bir yere gidersin ve birileri müzik açar. Hiç rahatsız olmam. Ben de hiç rahatsız olmuyorum biliyor musun? Hiç hemen olmadı. Böyle onlara eşlik edip de şey yapasın. Sadece gece hani 2-3 gibi olmazsa. Ben onu daha çok seviyorum. Şöyle bir şey olur, uykun geldiğinde başka yere gidersin. Yani illa adamın oradan gitmesi gerekiyor. Kimseyi rahatsız etmeye tabii ki hakkı kesinlikle yok. Ama insanların da arada bir, ayda bir de olsa çıkıp bir kurtlarını dökmesi lazım. Şimdi adam mekana gitse, efendim bir ayran bir şey söylese 150-200 lira olmuş. Arada bir çıkacak, kurtlarını dökecek. Tabii, ama etrafa bakacak tabii. Etrafı hissetmeden, insanları da rahatsız etmeden. Tabii. Ediyorsa da ayda bir. Biz hiç yapmadık. Bir kere yapalım oğlum, bir ara yapalım. Neyse yani, biz rahatsız olmuyoruz. Ya. Eğlenmeye bakıyoruz biz de. Tamam, müzik duymayalım zaten.
Ay şarkı gelmiyor aklıma şöyle oynat. Sonki 3, 4. Bu gece gel kebap ye diyemem. Bak bir dörtlük bir cümle ben söylüyorum, bir cümle sen devam ettiriyorsun. Ben yapamıyorum, şarkı. Sen yap. Ben de yapamıyorum ama saçma sapan şey diyorsun. Bak giriş bu kebap üzerine yemek üzere. Ben sonki 3, 4. Bu gece gel kebap ye diyemem. Ya yapamıyorum ben işte. Ama olmaz ki. Allah Allah. Ben, aşkım, ya o zaman herkes Sezen Aksu olurdu yani şimdi. Hayır şimdi ben Sezen Aksu. Ben beni Sezen Aksu yemeniz için. Sen vallahi yeteneklisin. Ben değilim. Başkım ben de yetenekliyim. Sadece aklıma gelen kelimeleri işte son harfleri birbirine uyacak şekilde. Nazım öykülerine bir şey. Cihan'cım valla sana buradan flütü verelim. Ben de. Buyur çal dedim. Bakalım çalabiliyor musun? Hah. Ben bu anonim yapıtları böyle her yerde harcayamam. Hadi anonimcim hadi. Sen yani. Son, hadi. 2, 3, 4. Bu gece gel kebap ye diyemem. Sana ben lahmacun söyleyemem. Utanırım meze ver diyemem. Devam etsene biraz. Sır sır sır. Karnımız aç ölüyoruz. İki lahmacun biraz da meze. Yanına çorba da söylesene. Ama ben ne yapacağım bu gece? İlk çorba bir lahmacun. Mezeler isten yersin. Zort, zort, zort. Oldu galiba bu dörtlük. O zort da gece mi? Tabii gece zort. Bak bu parkı yapabilirsem, göremiyorum biraz yansıyor. Yapabilirsem gerçekten ödül alacağım. Sen bir inip şey yapsana gel. E ne anladım o zaman ben bu parkı. Ama göremiyorum güneş yansıyor baksana. Topu çekil, tökü demiriniz var vurmayalım arkaya. Geldiler kaçtı arabalar buradalar değil mi? Benim gelgelim biraz zayıf ama inşallah başımıza bir iş gelmez. Dur, bekle. Gel. Dur. He? Dur, şu kadar falan var. Biter iş. Şu kadar. Biraz daha gelinebilir ya, bir bu kadar daha. Tamam. Biraz daha vardı ama ben yine de söylemedim. Şöyle uzaktan benim parkı bir puan versin takipçiler. Çok merak ediyorum. Şu parçayı geçmiş olup göstersene. Tamam. Canım. 10 puan verin, sevinsin. İşte şöyle bir park. Nasıl çıkacağız acaba? Burada bir şey söyleyeceğim. Şu evin yanında bu kadar güzel bir manzara var ki hemen göstermek istiyorum onu. Bir dakika. Güzel değil mi? Burada yaşayan insanlar ne kadar şanslı. Şu anda Kaş'a giriş yaptık. Arabayı inanılmaz bir şekilde böyle iğne deliğinden sokup park ettikten sonra onu gösterdin mi? Evet. Gösterdikten sonra şimdi aç karnımızı doyuracak bir yer arıyoruz. Kaş çok güzel bir yerdir. Fethiye'nin ben ona küçük kardeşi derim. Böyle biraz daha değişik bir müşteri portföyü vardır burada. Ama baktığın zaman dokusuna ben her zaman Fethiye, Kaş, Kalkan, Patara bunları böyle bir bütün olarak düşünüyorum. Aslında Antalya'ya bağlı burası ama tam böyle sınırda kalıyor. Muğla, Antalya arasında böyle melez bir, değil mi? Fethiye'nin kardeşleri, kuzenleri diyebileceğimiz bir yerdir. Şimdi dediğim gibi karnımızı doyuracağız. Ondan sonra gün nasıl devam edecek bilmiyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Hemen şurada bir hamburgerci gördük, oraya dalacağız evet, gibi. Unutamadım, rüyalarıma girdi burası. Bura vuracak da. Vuracak. Hadi ya rahatsız etme. Hayır o kendi rahatsız olmaya programlamış. Şuna bak kraliçe ya. Gel. Hadi kraliçe ya. Hadi gel yemek yiyeceğiz gel. Şimdi yeni yapacağımız araba yatağı sabit oluyor değil mi bunu? Evet. O zaman bunu ne rengi boyatacağız? Bir söyle aklındaki renkleri. Kahve krem tonları. Tamam. Ruhsat içinden yırtmak için. Yeşil tonları. Yok kahve kremi seviyorum ben. Kum olmuş. Evet. Yeşil mat olsun. Tonlar. Evet. Kahve krem. Yeşil. Başka bir şey yok aklımda. Senin? Valla benim de hiç yok. Ya şu boyadan kurtulalım da yeter bana ya. Döküldü her tarafı. Soldu gitti. Bir acayip oldu ya. Bir dakika gel. Gel bir dakika bir şey konuşacağız.
Bak bu ablanı iyi dinleyeceksin, tamam mı? Dinle bakayım. Şimdi Canikom bak. Şimdi bak Canikom. İyi dinle. Burada kimse yok. Niye havlıyorsun? Deliliğe vuruyorsun kendini. Niye ya. Deli yaptın kendini. Ya böyle bir şey gerek yok yani. Gerek yok. Gel bakayım. Buranın muhtarı sensin. Tamam sensin. Sensin. Burnunu koparırım. Sensin. Gerek yok. Tamam. Biz bunu kabul etmişiz zaten. Herkes kabul etmiş etti bunu. Etti oğlum. Kabul etti. Kameralara bakıyor ya. Ne diyeceğim? Diyecek bir şey var mı? Takipçilere bir şey diyor musun? Var mı? Var mı bir şey diyecek misin? Takipçilerin köpeklerine buradan mesaj yolluyor musun? Buralara havuz yapacaksın diyor musun? Oğlum eve sıçmayın. Komşuyu rahatsız etmeyin. Bunları söyle ya. Muhtarımız sensin bizim ya. Koçum. Ağzını sıkma çocuğun, ağzını sıkma ya. Yerim onu. Hoşlanmayabilir bundan, hoşlanmayabilir. Hoş, çok tatlı bir şeysin he. Onu seviyor. Hadi gel tamam. Biraz da umur bir şeye benziyorsun. Gel. Hadi içeri gel. Havlama. Bak işte oğlum, yok. Oğlum korkutma bizi. Bu konuda anlaşmıştık. Bak bir şey söyleyeceğim. Olur da gece burada bir havlu yersem gelip burnundan köfte yaparım he. Ona göre. Ona çok göre. Çok güzel, çok güzel. Ona göre. He. Çok güzel. Zaten biz bunu kabullenmişiz. Burnunu koparırım senin. Hı. Tamam. Gel hadi. Gel. Gel içeri. Gel. İçeri gel. Gel. Hadi gel. Yetişemez ki. Ya sen de gel, gelecek. Şu kadar bacağı var. Gel. Gel. Gel hadi. Gel. Gel oğlum. Gel. Gelin bakalım. Gel. Gel bakayım. Al. Gel. Al. Gel. Gel bakayım. Oğlum sen yedin. Sen yedin. Çekil. Çekil. Sen yedin. Yürü. 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 Sen yedin. Al. Al bakayım. Al. Şşt. Yürü. Gel. Gel. Sen gel. Gel. Karavanın sultanı uyandı efendim şu anda. Sabah şerifleriniz hayrola. Günaydın canım. O bandanın da başına gelmeyen kalmadı. Günaydın. Kalmadı gerçekten. Ne filmler gördü. Çöllere mi düşmedi? Fularlara mı dönmedi? Kafayı mı kapatmadı? Neler neler. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım? Çok güzel bir manzaraya uyandık. Kahvaltı sen de çok yapmak güzelsin. İçin yok şu anda değilim. Güneş vuruyor yüzüne, çok güzelsin. Kahvaltı yapmak için sabırsızlanıyorum. Gecemiz muhteşem geçti. Bence baharda yolda olmak, karavanda olmak müthiş bir şey ya. Ya evet. Kışı, yazı bir kenara koy. Evet. Bahar çok başka. Eğer karavanda yaşıyor olsaydık muhtemelen bütün deniz kıyılarında kalıyor olurduk. Evet, çünkü şöyle de bir şey var, hemen gösterelim. Şu anda Demre'deyiz biliyorsunuz. Ve normalde buralarda şu tarz tabelalarla nerede şimdi ileride? Her 50 metrede bir karavanla park etmek, konaklamak, çadır kurmak yasaktır tabelası var. Evet. Yazın muhtemelen Mayıs 15'ten sonra buralarda zabıta abiler gelip cezai işlemler uyguluyor olabilirler. Evet. O yüzden karavanın varsa abi Mart, Nisan değil mi? Kesinlikle öyle. Ekim, Kasım, evet. 4 ay. Yani 4 ay istediğin gibi gezeceksin, gerisini unutacaksın. Evet, hava da çok güzel. Çok güzel. Bugün denize de gireriz ama önce bir kahvaltı yapalım, şuraları bir toplayalım. Tamam. Ben o zaman ne yapayım? Ben biraz dolaşayım, yedim. Sen bunları yap. Sabah çok erken kalktım biliyorsun. Ne yaptın peki Cihan'cığım? Düşündüm. Düşün, dünyasında yani katkıda bulundum. Bu bulaşıklar geceden duruyor mesela. Evet. Başka yatak zaten duruyor. Fıstık yedim, kabuklu fıstık. Hiçbir şey yapmamışsın. Sen yap o zaman, ben çıkayım. Kameraları şarj ettim. Drone'u şarj ettim. Köpekleri besledim. Dışarıda kivi kestim, yettim. Hadi sen de her şeyi. Bunların herhangi birinde bana yararı nedir? Ya şimdi ben kendime baktıkça senin için de daha bakımlı bir erkek haline dönüşüyorum yavrum. Böyle düşünelim. O zaman ben de kahvaltıyı kendime hazırlıyorum canım. Olur vallahi, yemem iyi olur. Sandalye masayı en arkaya koymuşuz şu anda. Arabanın motor kısmına kadar gireceğiz galiba. Pardon. Balık tutar mıyız? Burada mı? Sanmıyorum burada balık tutabileceğimiz ama denize gireriz. Peki. Gitar çalar mıyız? Çalar mıyız? Cihan, o nasıl bir çukur? O nasıl bir çukurdur ya? Montaj yapar mıyız? Peki ya tuvalet? Tuvalet yapar mıyız? Bir tuvalet yaparız ya. Pekala, tenis oynar mıyız? Wow. Nasıl, kaptan mağara adamı gibi değil mi burası ya? Çıkar çıkar. Ya orası küçücük bir yermiş gibi aslında. Daha neler buldum ben burada. Şimdi diğer sandalyeyi bulamıyorum ama. Sorun var. Masayı bulamıyorsun galiba. Masa mı bulamadın? Masayı şuraya koydum. Tamam.
ama. Arabamız minicik, ufacık ama bir evde olması gereken her şey var. Kesinlikle, fazlası bile var. Evet, evde sandalyemiz yok mesela. Yani adam. Evet, söyle bakayım bir daha neymiş o? Ama dur tam bileyim de öyle söyleyeyim. Söyle söyle, bildiğin kadar. Bildiğin kadar söyle ya. Dudak tembelliğiniz varsa, bence bende dudak tembelliği var bu arada. Evet. Onu hissediyorum. Sende de varsa biz ne halt edeceğiz? Bir şey söylemişsin. Agatta vatta, verette vette, cerette gitti, zırıttı zırttı. Evet, dudak tembelliği olanlar bunu yapsın lütfen. Bu değil tam. Ben söyler yazarım bir yere. Peki dudak tembelliği nedir? Konuşurken böyle dudakların açılması gelmiyor. Açılmıyor ve kelimelerin doğru telaffuz edemiyorsun. Hepsi var bende ya. Mesela sen kesik de yok. Cümleler. Bende var ama. Benim cümleler kesiliyor. Sıkılıyorum cümleyi kurarken. Yarıda duruyorum, bir şeyler yapıyorum ben. Şimdi yumurta yiyeceğim, yemeyeceğim mi? Yumurta yemeyeceğim mi? Ben de yemeyeceğim çünkü. Sen? Ben de yemeyeceğim. Biraz abarttık şu sırayına, yemeyelim, az yiyelim. Alayım mı bunları dışarı? Neyi sevgilim? Ha bunları? Yok, daha burayı yapacağım şimdi. Tekerlek yanı oturur musun, şoför arkasına oturacaksın? Ne demek o? Tekerlek yanı var, bu da şoför arkası. Şoför arkasına otururum. Ben de tekerlek yanına oturuyorum o zaman. Biraz esiyormuş. Essin, o kadar essin ya. Yalnız ben kendimi buraya sıkıştırmışım. Gel. Azıcık, hayır, şunu gel, azıcık gel, masayı gel. Masayı biraz. Gözünü tekerlek üstüne seviyorum. Sallanıyor, uykumu getiriyor. Buraya bakmaya karar ver. Uykumu getiriyor. Buraya karar bakmaya hadi karar ver. Hadi kaldık. Kral. Hadi gel. Sığacak mısın sen? Sığarım canım. Kaptın teker üstüne. Benim sığamadığım bir yer var mı? Şoför arkası. Şundan bir tane alacağım, tursilmatik tadı. Ay yemin ederim ağzının tadı bozulacak ya. Tursil diyor ya. Resmen hormon işteci ya. Hormon değil mi o? Hı. Tursil değil, hormon da o. Hormon. Tüh ya, bak tavukta hormon var. Tursilde hormon. Biz ölünce bizi... Tursilde hormon var. Biz öldüğümüz zaman bizi niye şey yapsınlar, alsınlar hormon olarak kullansınlar. İşte ülke ekonomisine bir katkımız olur aşkım. Ben böyle bakarım olaylara. Girersin sen bu denize. Bakalım, ha? Soğuk değilse girerim. Yani amacım girmekti. Çok güzel ama can, dümdüz ya. Evet. Dün gece biz buraya geldiğimizde dedim ki oh, karavanı böyle denize sıfır bıraktık. Sabah böyle ilk ışıklarda denize gireriz, sanki yaz gelmiş gibi. Hala çok soğuk, esiyor. Girenler var. Var, yok değil. Ama canım dayılar üşümüyor, ben üşürüm. Üşümüyor, onlar geceden antrenman... Suya bakar mısın? Bakayım. Dayılara soralım su nasıl diye. Dayılar iyiler, baksana bir saattir oradalar. Kesin soğuk diyecekler. Soğuk. Yani şey gibi değil yani. Tatile çıkarsın ya, gidersin Ege'ye, Akdeniz'e. İyi ki iyi yaptım, geldim, yüzüm, çimim. O sıcaklıkta değil su. Evet. Çıkınca sıcak ama orası pek anca şey değil. Bir iddiayla girilebilir. Evet, kesin. Ama öncesinde bir kahve içelim bence. Hadi gel. Hadi. Taş kağıt makas dışında bir iddia yaparız. Kaybeden tamam. Girer. Yok, girmeyelim, gel ya. İki hafta sonra zaten hep denizde olursun peki. İstersen. Gerek yok, zatürre oluruz. Esiyor, evet. Esmese girilirdi. Soğuk. Deniz soğukluğu önemli değil de dışarısı çok esiyor. Gel bir karşıla bizi ya. Selamlar. Merhaba, merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? 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 Oğlum elimi soğanla yine şey yaptın ha. Instagram'da bir şey gördüm. yanına geliyor, bir tane kız yanına geliyor ve seninle tanışmak istiyor. Tamam. Ben o kızım, beni tanımıyorsun. Tamam. Bakalım nasıl tepki vereceksin. Okey, gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz mi? Hoş geldiniz. Sonra? Tanımadık kıza hoş geldiniz. Ama sen daha gelmedin ki, uzaklardasın. Tamam, geliyorum. Geldin, geldin, geldin. Geldin. Merhaba. Merhaba canım. Canım mı? 40 yaşındayım ben ya. Canım mı diyeceksin? Kim olduğuna, kaç yaşında olduğuna bağlı. Nasıl yani? Ama bağlı değil, bağırı. Ben şimdi, ben, bak, bağırı yanık gelirse bana. Ben şimdi benim yaşımdayım ve geliyorum. Kaç yaşındasın? Ya benim yaşım 31 yaşındayım. Yaşını mı soracaksın? Öyle detayları ver. 31 yaşında bir bayan geldi yanına. Bir bayan. Tamam. Ben geliyorum. Kime beni benziyor? Tipini anlat bana. Benim, ben. Ha, sen mi geldin? Benim ama hoş. Beni tanımıyorsun. Hoş tamam, geldin. Tamam. Gel. Ben yokum. Geldim. Sen başka biriyle evlisin. Bu telif yiyebiliriz. Aynen, evet. Geldim. Merhaba. Merhaba. Ebru ben. Benim de yüzüğüm kırıldı. Geçen mermer düştü üstüne çalışırken. Mutfak tezgahını değiştiriyordum. O yüzden kırık yüzükle takılıyorum. Hani bana hatırlatsın. Seni nelerden koruyor bu yüzük diye. Şimdi ben bir tuvalete gideceğim. Sen burada bekle. Bekleyeyim ama. Tamam, kalp kırma yok bizde.
Gelene git demeyiz, biz gideriz. Evet, vakit tamam dostlar. Demre'den ayrılıyoruz şimdik. Dostlarımızdan da ayrılıyoruz, minik evet. Dostlardan. Yolculama ekibi de bizimle. Bak bak bak, bak ayağını bak, sırıyor. Bak güzel bir yer. Gelip görülebilir. Ama yazın tabii karavancılara burada müsaade etmiyorlar bildiğim kadarıyla. Bu yaz da etmeyeceklerdir. Isırma yok. Korkuttun beni adamım. Bak lens çizilirse alırım, rehin alırım dişlerini ha. Aha bizimki bu asıl. Dün gece tanıştığımız bak şu. Gel gel. Bıdık. Gel muhtar gel. Muhtu. Gel buraya güzel. Isırmak yok ama ısırmak yok. Bir dakika ısırmak yok, ısırmak yok. Sen dün geceden beri gelmiyorsun. Ya ona göre unuttum sanma. Hadi gel, gel karavana. Hadi gidiyoruz. Gel karavana. Hadi gel. Hadi alı sen maçına gidiyoruz. Kalk. Gelecek misin bizle? Ya şu çok güzel ya. Hadi gidiyoruz haydi. O gelmedi sabahtan beri. Küsüm ben ona. Haydi gidiyoruz haydi. Hadi gidiyoruz hadi. Hadi atlayın arabaya. Hep birlikte. Hep birlikte hadi. Bırakayım masayı ne yer misin üstüne? Elime, ne bakıyorsun elime? Hadi yardım edin şunu. Herkes bir yerden tutsun. Tut buradan. Tut. Sen çevir, tut. Çevir orayı. Tut. Orayı çeviriyorsun. Çevir. Çevir. Çeviriyor. Tut buradan. Şş, buradan tut buradan. Tut buradan. Şşt buradan tut. Tut buradan tut tut. Buradan tutup çeviriyorsun. Gel, çeviriyorsun. Gel. Gel. Tamam korkuyoruz. Şş, sopa görüyor. Allah'ım. Gel gel. Tamam korkma. Bak, korkma gel. Gel. Gel bak çok güzel bu. Sen zoppayı nereden biliyorsun? Gel. Tamam gel. Hemen Mazlum'a bağlıyorlar ha. Gel tamam. Gel. Gitti gitti sopalar. Gitti. Gitti bak. Gel gitti. Gel aşkım benim gel. Uyuştum, uyuştum, uyuştum. Güzel çocuk, güzel çocuk. Neredesin sen? Ya bir rahat bırak şunları ya. Zibidik tam ya. Tam bir zibidik ya. Hadi biz gidiyoruz. Görüşürüz artık bir gün bir yerde ha? Görüşür müyüz? Ya koçum, aslanım yemek olsa bırakacağım. Bitirdin ama hepsini akşam. Hiç bırakmadın akşamdan bize yemek. Yiyemeyeceğiz, aşık alacağız. Aşık alacağız senin yüzünden. Hadi bakalım aslan. Gitme diyor ayağın. Ya Cihan ya. Ne senin oldu? O küçük ayaklarını yedin. Ne oldu? Küçük ayak. Küçük ayak. Ne oldu? Küçük ayak. Götürelim mi lan seni de Fethiye'ye? He? Götürelim mi seni Fethiye'ye? Götürelim mi seni Fethiye'ye? Götürelim mi seni Fethiye'ye? Gelecek mi Fethiye'li olacak mı lan? E yürüyerek gel. Yürüyerek gel oğlum. Yürüyerek gel. Yürüyerek. He? Gel yürüyerek. Gel yürüyerek. Gel. Gelecek misin bizimle? Hadi biz gidiyoruz. Hadi gidiyoruz biz. Minnoşum benim. Görüşürüz. Görüşürüz bal kaymak. Yolculadı bizi bak. Gece bu karşıladı, akşam bu sabah bizi yolculuyor. Evet ya. Aferin lan. Sevdim seni bir kere. Gidemiyorum ben de. Bakıyor ya arkamızdan. Bakışa bak ya. Aşkım uyumak yok. Uyumak yok, yola devam. Evet arkadaşlar, saat şu anda 2.29 ve biz pazar günkü videoyu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu arada yeni monitör aldım, hayırlı olsun bana. Yıllar sonra, 5 sene sonra eski monitörümüzü artık değiştirdik. 1080p'den 2K'ya geçtik. Allah inşallah 4K'ya geçtiğimiz günleri de gösterecektir diyoruz. Kahvemizi yapıyoruz. Halimiz perişan, ben perişan. Yok halime karışan. Evet aşkım. Var mı son söyleyeceğin sözü? Yerini yetiştirmek için Cihan şu anda kendine kahveler, onlar bunlar evet. Yapıyor. Ayakta durabilmek için. Evet. O yüzden lütfen siz de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Bunu söylemek için gelmiştik. Şimdi kendinize iyi bakın gidiyoruz. Şaka bir tarafa. Nasıl bir video çıkıyor? Şu ana kadar güzel gidiyor. Umuyoruz evet, ki beğeneceksiniz. Bitirdi onlar. Siz bitirdiniz bile. Ha, inşallah beğenmişsinizdir. Bu hafta böyle hem yolculuk hem hızlı bir süreç içine girip hem de böyle işte kurguydu, montajdı bunlarla uğraşmak biraz yorucu. Ama umuyoruz ki size yine eğlencelik bir şeyler çıkarmışızdır. Bunlar güzel videolarsa daha güzelleri çok yakında gelecek yine arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. O zaman pazartesi günü Instagram'da ankette görüşürüz. Ha evet, arabanın rengini seçeceğiz. Lütfen kafadan böyle atıp atıp yazmayın. Düşünün güzel bizim arabayı şöyle bir kafanızda şey yapın. Ona göre renkler yazın olur mu? Bay bay. Ber ber. Ben uyudum. Sen zaten uyuyordun ki aşkım, ben seni uyandırdım. Yeah, yeah, yeah.